Herkese günaydın. Dün instabiliteleri konuştuk. Bugünse rotator manşet yırtıklarından, hastalıklarından bahsedeceğiz. Sabahki oturumlarımızda teorik, öğleden sonraki oturumumuzda ise canlı cerrahimiz olacak yine. İlk oturumumuzda omuz sıkışma sendromu, parsiyel rotator manşet yırtıkları ve tam kat rotator manşet yırtıkları konuşacağız. İlk konuşmasını yapmak üzere Erdem Eras Sezgin hocamızı kürsüye davet ediyorum. Sayın meslektaşlarım, ikinci güne omuz sıkışma sendromuyla başlayacağız. Ortopedi polikliniğine başvuran, omuz ağrısıyla başvuran hastalarımızın yaklaşık %50'si omuz sıkışma sendromu tanısı almakta. Kabaca bir tanım yapacak olursak, korakoakromiyal ligament ve akromiyon tarafından oluşturulan omuzun çatısı diyebileceğimiz bir yapının humerus ile birlikte aralarındaki boşlukta subakromiyal bursa, rotator manşet, biseps uzunbaşı gibi yapıların sıkışmasına bağlı olarak ortaya çıkıyor. Tarihçesi eskiye kadar gidiyor. Jarjave isimli bir cerrah tarafından subakromiyal bursit olarak ilk başta tanımlanmış. Sonrasında 50'lerde ve 70'lerde supraspinatus sendromu olarak tanımlanmış ve birçok lateral akromiyonektomi ya da total akromiyonektomi gibi yöntemlerle tedavi edilmiş. Burada da hatta McLaughlin, Smith Peterson, Watson Jones gibi ünlü cerrahların da isimlerini görüyoruz. 70'lerin başında Near, zaten omuz konusunda hep ismi geçen hoca, bu ameliyatlarla ilişkili çok komplikasyon olması ve kötü sonuçların kabul edilemeyecek derecede kötü olması sebebiyle tek başına yaptığı bir 100 kadar üzerine yaptığı bir çalışmada aslında sıkışma yapan bölgenin akromiyonun anteriorunda olduğunu ve total ya da lateral akromiyonektomide yanlış masum bir parçanın çıkarıldığını gösteriyor. Anterior, inferior 1/3'ü çıkarmanın daha uygun olacağını söylüyor. Yaptığı klinik çalışmada da bu hastalığı evrelere ayırıyor. 1-2-3 olarak ilki ödem ve hemorajiyle seyreden daha çok genç hastalarda gördüğümüz sıkışma ve giderek dejenerasyona ilerleyen bir süreç. Patofizyolojide tabi yıllar içerisinde gelişen görüntüleme teknikleri ve cerrahi teknikler sebebiyle birçok soru işareti var. Hani kanıtlanmamış olsa da birçok teori öne sürülmüş. İlki dıştan baskı teorisi, bu aslında klasik teorimiz. Above down olarak İngilizce'de kabaca çevirebiliriz. Anterior akromiyon ve akromiyon morfolojisine bağlı olarak mekanik bir baskıya sekonder olarak ortaya çıkıyor. Eklem içindeki mekanik problemleri anlatıyor. Bigliani sınıflamasını zaten hepimiz biliyoruz. Tip 1-2-3 akromiyonda özellikle 2 ve 3'te rotator manşet yırtıklarıyla ve sıkışmayla ilişkisinin olduğunu söylüyoruz. Bu tip hastalar genellikle yaşlı oluyor. Diğer bir teori ise bu daha son 20-30 yıldır daha konuşulan bir teori. İntrensik dejenerasyon süresi. Bu da pushed up olarak adlandırılıyor. Anterior superior bir subluksasyon oluyor humerus başında. Kaf dejenerasyonu, scapular diskinizye ya da herhangi bir başka fonksiyonel ya da omuz içindeki bir patolojiye bağlı olarak ortaya çıkıyor hareket esnasında. Bu daha çok genç ve fırlatma sporuyla uğraşan sporcularda görüyoruz. Diğer bir sınıflama var, yine eş zamanlı farklı bir sınıflama. Tipik ve atipik olarak sıkışma sendromu tanımlıyor. Tipik sıkışma sendromu anlattığım mekanik sebepler. Ancak osakromiyal ve büyük tüberkül kaynama gibi atipik mekanik sebepler de atipik olarak adlandırılıyor. Diğer bütün intrinsik dejenerasyon sebepleri de atipik etiyolojiye dahil. Hasta bize başvurduğunda tipik 40 yaş üzeri, sinsi başlangıçlı, geceleri rahatsız eden, uykuyu bölen ağrıyla başvuruyor hastamız. Başüstü aktivitelerde kolu kaldırırken aslında hasta kendisi bize ağrılı ark bulgusunu tanımlıyor genellikle. Eklem hareket genişliğinin pasif olarak tam olmasını bekliyoruz. Olmadığı takdirde adezif kapsülit mutlaka akla gelmeli. Near sıkışma bulgusu, Hawkins testi ve Jobe testi, aslında bu üçlü özellikle Jobe rotator manşet yırtıklarında daha belirgin olsa da sıkışmada da pozitif olduğu söyleniyor. Near sıkışma bulgusunda tam iç rotasyon olan kolu elevasyon yaptırıyoruz ve 90 dereceden sonra olan ağrı bizim için anlamlı. Dün Tolga hocamızın muayenesini görmüştük. Bu da Near'ın aslında kendi yaptığı bir muayeneden bir fotoğraf, paylaşmak istedim. Diğer bir test de Hawkins testi. Bunda da kol dirseğimiz 90 derece fleksiyondayken bir iç rotasyon yaptırıyoruz kola ve ağrı tetikliyoruz. Akromiyoklaviküler eklemi mutlaka değerlendiriyoruz omuzu değerlendirirken cross chest adduction testiyle. İnstabilite bulgularını, scapular diskinizeyi de mutlaka dikkat etmemiz lazım fonksiyonel etiyolojide bir noktayı atlamamak için. Near'in sıkışma testi sıkışma bulgusundan farklı. Near bulgusu ve Hawkins testinin pozitif olan hastada 10 mililitre %1 lidokain enjeksiyonu sonrası semptomların kaybolması olarak tanımlanıyor. Tanı koydururken çok özgül bir özelliği olmasa da
Özellikle NIR testi pozitif olan hastalarda akromiyoplasti yapıldığı zaman prognozun daha iyi olduğu gösteriliyor. Yine bu bahsettiğim 3 testin de hep birlikte olduğu, hepsinin pozitif olduğu hastalarda yine prognozun ameliyat sonrası daha iyi olduğu söyleniyor. Duyarlılıkları yüksek olsa da özgürlükleri düşük, bu sebeple dışlamada daha faydalı oluyorlar bize. Özellikle etiyolojide birçok faktör olabileceğini söyledik. Bu sebeple görüntüleme artık özellikle konservatif tedavi yanıt vermeyen hastalarda mutlaka başvurduğumuz yöntem oluyor. Radyografiyi zaten rutin kullanıyoruz genellikle. Glenohumeral eklemi ön arka grafide değerlendiriyoruz. Akromiyohumeral aralığı ölçüyoruz. Eğer 7-14 milimin aşağısındaysa sıkışmadan şüphelenebiliriz. Aksiller grafide osakromiyale ve anterior akromiyonu değerlendirebiliyoruz. Supraspinal su çıkım grafisinde o Biglia'nın tanımladığı akromiyon tipini gözlemleyebiliyoruz. Akromiyoklavikular ökleminde yine bu grafide görebiliyoruz. Radyografik ölçümler özellikle kritik omuz açısı son yılların sıcak konusu, çok tartışılıyor. Akromiyal indeks biraz daha eski ve artık kullanımının çok anlamlı olmayabileceği konusunda birçok yayın var. Bir de bizim kliniğimizden 2013 yılında çıktı. Bu kabaca burada görüyorsunuz. Akromiyonun omuz eklemini kapsama miktarını gösteriyor bize. Sıkışma sendromu ile ilişkisi olmadığını söylüyor birçok yayın ve bizim çalışmamızda. Ve rotator manşet yırtıklarının aslında bir ilişkisi olmadığını düşünüyoruz. Kritik omuz açısı ise yine aynı şeyi ölçüyor. Akromiyonun kapsama oranını. Glenoid inferior polinden akromiyon lateraline çekilen çizgiyi ölçüyoruz. Şurada gördüğümüz gibi. Rotator manşet yırtıkla ilişkili olabileceği ilk başta önerilse de 3 boyutlu düzlemde düşündüğümüzde, bu da bizim çalışmamızdan bir parça. 3 boyutlu düzlemde düşündüğümüzde radyografide gördüğümüz açıyı aslında gerçek 3 boyutta yaratamıyoruz. Tam bir kapsamayı göstermiyor. Yani filmin çekilme açısı birçok hataya gebe. Bu sebeple rotator manşet ile ilişkili olmadığını söyleyen yayınlar son yıllarda popüler olmaya başladı. Yine de çok tartışmalı bir konu. Özellikle bu açıyı düşürmek için lateral akromiyoplasti gibi yöntemler önerilmekte. Az sonra ona da değineceğim. Akromiyon yapısını, korokoakromiyal ligament kalınlaşmasını, subakromiyalini MR'da da görebiliyoruz. Ayrıca diğer patolojileri omuz içindeki ayırt edebiliyoruz MR ile. Dediğim gibi hem en çok omuz ağrısıyla başvuran hastalara koyduğumuz tanı ve tedavisi de çoğunlukla konservatif. Eğer etkin bir şekilde yapılırsa hastaların %60-70'inde ağrılarda azalma ve iyileşme görüyoruz. Enjeksiyonlarda kortikosteroid enjeksiyonu öneren yazarlar var, ancak tendon ve kemiğe olan negatif potansiyel etkileri sebebiyle biraz çekinceli yaklaşıyoruz biz de. Özellikle dıştan baskı yapan bu mekanik bir sebep ortaya konamadıysa tetkiklerde 6-12 ay kadar fizik tedaviye ve bu modalitelere etkin bir şekilde devam edilip ağrılar geçirilebiliyor. Ancak eğer başarısız olursak subakromiyal dekompresyon ameliyat tercihimiz. Subakromiyal mesafeyi akromiyoplasti ile artırıp patolojik dokuları uzaklaştırıyoruz. Bursektomi, korokoakromiyal ligament gevşetmesi ve akromiyoplasti. Ayrıca osoakromiyal ve akromiyoklavikular eklemini de değerlendiriyoruz. Şimdi sırayla başlayacağım az sonra açıklamayı hepsine. Açık cerrahi, NIR tarafından tanımlanan cerrahi. 85'te de Erman tarafından artroskopik olarak bu işlemi yapılabileceği önerilmiş. Tabii o dönemde subakromiyal bölgede bursal yapışıklıklar dışında bir şeyin görülebilecek olma ihtimali bile insanlarda büyük bir heyecan yaratmış. Ancak şu anda açık cerrahi olan daha az invaziv olması ve glenohumeral eklemi değerlendirme imkanı sağlaması sebebiyle çok daha fazla tercih edilir oldu. Burada glenohumeral eklemden çıktı Ulunay Hoca. Subakromiyal bölgeye yerleştirdi trokarı. İçeride önce bir yaptığı hareketi gördünüz. Orada bursal yapışıklıklar varsa açmak için. Kamerayla girdiğimizde bir dejenere bursal yapıyı görüyoruz ve mekanik tıraşlayıcı ile bu bölgeyi temizliyoruz. Yine aynı bölgedeyken superior'da korokoakromiyal ligamenti değerlendirmek çok önemli. Bir sınıflamamız var. Sıkışma bulgularıyla korokoakromiyal ligamentin dejenerasyonu ile ilgili. Normal, minör saçaklanma, belirgin saçaklanma ve çıplak kemik olarak. Özellikle minör saçaklanma ve belirgin saçaklanma varsa hastalarda bursal yüz, supraspinatus, kaf yırtıklarını mutlaka detaylı değerlendirmemiz lazım. Bunların ilişkili olduğunu yaptığımız bir çalışmada gösterdik 2016 yılında. Korokoakromiyal ligamenti gördük superior'da. Bir radyo frekans probi ile gevşetiyoruz ve aslında altta yatan akromiyonun o anterolateral kısmını çıplak hale getiriyoruz ve görüyoruz.
Sonrasında akromiyoplastiye başlıyoruz. İki teknik var en sık kullanılan. Posteriordan çalışılan cutting block tekniği. Posteriordan hizalayıp bölümümüzü, anteriorda o hizada akromiyoplastiyi gerçekleştiriyoruz. Bizim tercih ettiğimiz teknik ise posteriordan görüntüleyip lateralden çalıştığımız teknik. Bunu da şöyle izleyelim. Bakın en lateralini, anterior lateralini palp ettik. Bölümümüzün kalınlığı 5 mm. Hem near'ın tanımladığı hem de klasik olarak tanımlanan bir 7-10 mm kadar bir rezeksiyon öneriliyor. Biz rutinde 7 mm'yi kullanıyoruz. Bu da gördüğünüz gibi bölü hizalayıp 1-2 mm daha fazla olacak şekilde lateralden medyale doğru ilerliyoruz. Yanında da bir figürde gösterdim. Klavikulaya kadar bu hattı ilerletiyoruz. Ne kadar eksize edelim sorusu akıllara gelebilir. Ancak bu standart bir mesafenin yeterli olduğu, daha fazla alınınca semptomlarda daha bir iyileşme olmadı. Hatta çok fazla alınırsa akromion kırığıyla çok kötü sonuçlanabilecek bir yöntem olabiliyor. Başarıyı etkilemiyor, o sebeple bölden mesafe alıp 7 mm uygun gibi görünüyor. Coplaning denen bir yöntem var. Bu da ilk başta subakromial dekompresyon ek olarak yapıldığında mükemmel sonuç görüldüğü söylenmiş. Klavikulaya doğru aynı hattı uzattığımızda yapabildiğimiz bir teknik. Ancak hem ek bir işlem hem de eklemde, akromiyoklavikül eklemde bir laksite yaratması ve kötü sonuç yaratabilmesi nedeniyle tartışmalı bir konu hala. Akromiyoklavikül eklemde bir dejenerasyonumuz varsa rezeksiyon planlayabiliriz. Burada görüyoruz. Öncelikle bir akromiyoplastiği gerçekleştireceğiz. Sonrasında ise medialde akromiyoklavikül eklemi görüyoruz ve yeni bir portal açarak orada 5 mm kadar eklemi tamamen rezeke ediyoruz. Hiç temas kalmaması lazım iki kemik arasında. Bu başarıldığı zaman hastanın ağrısında önemli ölçüde azalma görüyoruz. Tüberoplastide yine çok ufak değineyim. Masif rotator manşet yırtıklarında subakromial dekompresyona yardımcı olabiliyor. Sıkışmayı azaltıyor humerus'taki büyük tüberositası çıkardığımız zaman. Osakromiyaliyi mutlaka değerlendirmemiz lazım. Preakromiyonsa da rezeksiyon yeterli ancak mezo ve metaakromiyon varsa internal fiksasyon gerekiyor. Son yıllarda bunun da artroskopik olarak perküten yapılabildiğini yayınlar da gösteriyor. Biz de bir vakamızdan örnek paylaşmak istiyorum sizinle. Osakromiyaliyi gördük. Aradaki fibroz dokuyu debride ediyoruz. İnstabil olduğuna kanaat getirdik. Kemik uçlarını tazeledikten sonra redüksiyonu yapıp dışarıdan da perküten bir kılavuz, iki tane kılavuz telle kanüle kortikal vidaları, spongioz vidaları gönderiyoruz. Kompresyonu yaptıktan sonra ikinci vidayı da yönlendirdiğimiz zaman stabil fiksasyon görüyoruz ve kaynadığını görüyoruz. Başarılı bir tespit, açık bir insizyona gerek kalmıyor. Lateral akromiyoplasti kritik omuz açısı gibi tartışmalı bir konu. Geniş lateral akromiyonların rotator manşet yırtığıyla ilişkili olabileceği söyleniyor. Aslında bu 50'lerde 70'lerde bahsettiğim lateral akromiyoktomi bir dönüş gibi denilebilir. Artroskopik olarak artık başarılabildiği söyleniyor. Kritik omuz açısını lateralden aldığımız zaman azalttığı ve rotator manşet tamiri yapıldıysa bu bölgeyi koruyabilecek bir etkisi olduğu söyleniyor. Ancak rutin yapılmasına dair bir kanıt henüz yok. Halen daha bir çalışmaları ve takipleri bekliyoruz. Burada röntgende görüyoruz lateraldeki osteofitleri. Şimdi posterior portaldeyiz. Anterior osteofiti gördük. Bu standart anterior akromiyoplasti. Bunu gerçekleştirdikten sonra laterali gördük. Lateralden de yine 6 mm kadar kısaltabiliyoruz akromiyonu. Şimdi en sonunda bir lateral portaldan görüntü alacağız. Bakın anteriörü sağda görüyoruz ve tam önümüzde de lateral akromiyoplastimiz alanımız gözüküyor. Tabii ek patolojileri mutlaka değerlendirmemiz lazım. Bu hastada sıkışma bulguları pozitif. Subakromiyal sıkışma sendromu olabileceğini düşünüp hani diğer etiyolojileri de değerlendirmek açısından artroskopi yapıldı bu hastaya. Ancak yaptığımız zaman içeride bir slap lezyonu gördük. Fonksiyonel bir zemini olabileceğini düşündük bu sıkışmanın. Slap tamiri yapıldı hastaya. Mutlaka hani bir bütün olarak değerlendirmeyiz ve subakromiyal sıkışma sendromunu sadece bir Bursa'daki bir bozukluk olarak değerlendirmemeliyiz. Sonrasında hastanın hareketlerinde bir başarı gördük. Ameliyat sonrasında ağrı kontrolü dün de anlatıldı. İntersikayan kateterle çok başarılı yapabiliyoruz. Eğer sadece subakromiyal dekompresyon akromiyoplasti yapıldıysa postop birinci gün sarkaç egzersizi, pasif eklem hareket açıklığı egzersizlerine başlıyoruz. Sonrasında ise giderek güçlendirme ve aktif harekete başlıyoruz.
Cerrahi başarıyı sağlamak için mutlaka doğru hastayı seçmemiz lazım. Konservatif tedavinin etkin şekilde denenmiş olması lazım. Fizik muayenede ek patolojileri mutlaka değerlendirmemiz lazım. 6-12 aya kadar uzatabiliriz demiş dediğim gibi. Böyle yapıldığı takdirde uzun süre takiplerde başarılı sonuçlar aslında 70'lerden beri elimizde. Yani zamana karşı hala ayakta duran bir teknik olarak görüyoruz. Özellikle rotator manşet tamirini ek olarak çok sık yapılıyor. Bunun da bir doğal augmentasyon tamire, doğal augmentasyon sağlayabileceği, oradan salınan büyüme faktörleri ve işte mezenkimal kök hücreler sayesinde yapılabileceği öneriliyor. Etiyolojide olan bir durum olduğu için bu ortadan kaldırıldığında tamir sahasında koruyucu bir etkisi olduğundan bahsediliyor. Ayrıca bir dezavantajı, eğer kurallara uyularak yapılırsa bir dezavantajı da belirgin yok. Ancak kaf sağlamsa son yıllarda bu 2018-19'da çıkan çok prestijli dergilerde çıkan yayınlar var. Fizyoterapiye, tanısal artroskopiye bir üstünlüğü olmadığını, sıkışma sendromunda cerrahi tedavinin acaba yeri yok mu mesajı veren çalışmalar yayınlandı. JBJS'te, British Medical Journal'da, Lancet'te. Acaba hani bunlara bakarak biz hasta kendisi iyileşmeden hemen ameliyat mı etmeliyiz, böyle bir sonuç mu çıkarmalıyız diye düşündük. Biraz bakıldığında sadece biz değil, dünya çapında da ortopedistler tarafından yayınlar, eleştirel yayınlar geliyor. Çok prestijli bir dergi olduğu için tabii bir pozitif ön yargı var ama özellikle randomizasyon yapılırken sadece 3 ay bir fizyoterapi takibi yapılmış. Hastaların tanıları tam net açıklanmıyor ve tanı kriterlerinde sadece hani bu bir fizik muayene tanısıdır. Net bir şey ortaya koymadık. O yüzden fizik muayene düşündüysek hasta dahil edildi diyor. Bu aslında yanlış bir yaklaşım. Hastada ek patoloji nedir? Hastanın yaşı nedir? Beklentisi nedir? Bunlar çok önemli. Ayrıca çok yine eleştirecek bir noktası, 30'un üzerinde bir merkez, 10 yıla yayılan bir süreç var. Dahil edilen hasta sayısı 300 ve bu bakıldığı zaman cerrah başına 10 yılda 2 hastaya tekabül ediyor ameliyat olanlardan. Çok güvenilir olmasını o yüzden biraz şüpheyle yaklaşıyoruz. Tanısal artroskopi yapıldığında bir bursektomi yapılıyor. Bu da hastanın bursal şikayetlerini geçirmede etkili olmuş olabilir. Tanısal artroskopi yapılanların %25'inde takipte akromiyalde kompresyon yapılıyor. Bu da yine değinilmemiş aslında net olarak. Sonuç olarak hani bunları anlatıyorum ki benim kafam çok karıştı bu yayınları okuduğumda. Biraz detaylı inceledim. Özellikle bu sene de eleştirel yayınları okuduğumda size de paylaşmak istedim, soru işaretleri varsa tartışalım diye. Tabii başarısızlık her cerrahi işlemde olduğu gibi bu ameliyatımızda da görebiliyoruz. Mekanik sebeplerle teknik hata özellikle görebiliyoruz. Yetersiz eksizyon, yetersiz akromioplasti ya da çok fazla akromioplasti yapıldığı takdirde kırıklar görebiliyoruz. Akromioklaviküler eklem, osakromiyaleyi değerlendirmeyip atlarsak yine kötü sonuç görebiliyoruz. Ayrıca ek patolojileri mutlaka değerlendirmemiz lazım. Akromioplasti sırasında reaktif bir skar dokusu oluşabiliyor. Hem termal hasar hem de akromioplasti sırasında olan kemik debri sebebiyle. Bu da cerrahi sonrası adezif kapsülite ve devam eden semptomlara neden olabiliyor. Enfeksiyon yine bir risk. Uygun olmayan fizik tedavi de eklenirse bu bahsettiğim zaten kötü zemindeki hastaya skapular diskinezi ve hiç tatmin edici olmayan sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Sonuç olarak bu az önce bahsettiğim modern şüpheleri destekleyecek kanıt halen yok. Elimizdeki daha güçlü kanıtlar akromioplastiye dair, daha eskiye dayanan problemler doğru hastada. Uygun teknikle çok başarılı sonuçlar elde edilebildiğini gösteriyor. Bunlar elimizde varsa omuz artroskopisinin en yüz güldürücü sonuçlara sahip ameliyatı akromioplasti dekompresyon olarak adlandırabiliriz. Teşekkür ediyorum.